doğrusu biraz da fazla ama. Anladım. Benimle ilgili bir sorun var mı kardeşim? Benimle ilgili bir sorunuz var mı? Benimle ilgili bir sorunuz var mı? Hadi diyelim. Tamam. Beni iyi biliyorsunuz. İyi bildiğinizi düşünüyorum. Konuşmuyorum. Lütfen rica ediyorum. Saygı duymanızı istiyorum. Beşten de konuşmam. Bu mekanın onun gerçek için sahibi geldi anlamına gelir mi? Yorum ya estağfurullah. Mi? Beyler yapmayın lütfen. Burada bak, olmasını ister miyim? Bir şey söyleyeceğim. Yani bir şey söyleyeceğim. Bir nokta koymak ister miyim? Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. İyi akşamlar. Yalan konuşacağım dedim. Orospu çocuğu olsun. Pirinci. Fikre getirdim amına koyayım. Sabahına uyuz kaldım. Antrenmanını yapacağım. İşine gücüne bak. Yarda da pike çekmek her baba yiğidin harcı değildir Tayfun kardeş. Pikeyi çekeceksin ama şuayı delmeyeceksin. Şuayı delersen mekan sahibi bir daha seni oraya sokmaz. Neden? Çünkü adamın malına zarar verirsin. Adamın malına zarar verirsen huysuzlanır aga. Hayatımda en sevdiğim fırıldak top bu top, biliyor musun Tayfun? Bak hedefe giderken nasıl döne döne gidiyor. Ama hayatta bazı toplar da var, hedefe giderken götü başı ayrı oynuyor. Biz biraz algıyı değiştirmiş olabiliriz. Tabi bu konuda çok çaba sarf ettik. Yaklaşık 8-9 yıldır hayatımda fitness'tan sonra bilardo sporu var. Lisanslı bir bilardo sporcusuyum. Birkaç derecem de var. Bilardoyu gerçekten çok seviyorum. Fitness'tan sonra benim için bilardo gelir. Mesela futbol. Hayatımda 90 dakika futbol maçı izlemedim. Tuttuğum herhangi bir takım yok. Gerçekten hani nefret seviyesinde demeyeceğim ama gerçekten ilgilenmiyorum ve sevmiyorum. Bilardo gerçekten mükemmel bir zeka isteyen bir oyun. Özellikle benim oynadığım klasman 3 band bilardo. Gerçekten çok güzel. Semih Saygıner de bu sporun atası, babası. Kesinlikle mükemmel bir adam. Ailesini çok küçük yaşta 14-15 yaşında kaybetti. Kahvelerde, bilardo salonlarında çay satarak, masa silerek işe başlayıp oradan dünya şampiyonluğuna, Avrupa şampiyonluğuna, Grand Master şampiyonlar şampiyonluğuna kadar gitti. Burada İbo ile bilardo oynamaya çalışıyorlar. İbo'nun tutuşu. Bizim limaj dediğimiz olay. Yani duruş, tutuş ve vuruş. Gerçekten çok offside. Ama fena değil. Yine de birkaç top sokuyor. Yavaş. Çok güzel. Bravo! Bence ben kazandım. Tabii. İbo! Sen bir ara bir şey de yaptın değil mi? Vücutla da ilgilendin değil mi? Hep böyle vücut yapma durumu var. Yo, ben vücudumla hep ilgileniyorum. Yani öyle bir vücutla ilgilenme, bodyci falan değilim. Ama vücut çalışmışsın bir yer. Bizde bazı görüntüler spor vardı. Yaptım. Bir görüntüler var yani, bizde. Olabilir. Sadece öyle biraz ilgilenmişsin abi. Bir verelim mi? Evet. Biraz mesela abi helal olsun. Gerçekten. Ben kuliste gördüm. Yıkılıyor. Tamam ben amatörce başladım. Bir arkadaşım götürdü. Bilardo oynayalım dedi. Başladık oynamaya. Yani öyle bir o zaman da hani biraz okulu kırıp falan gidilen bir şeydi bilardo. Yani öyle bugünkü gibi federasyonu olan işte spor kulüpleri olan filan bir durum yoktu. Tabii. Biz de gidip oynamaya başladık. Biraz abartmış olabilirim. Yani, çok ama gerçekten o kadar bütünleşti ki ismin bilardoyla. Yolda görüp bazen bir bilardo yapan var yani. Çek. Tamam mı? Eskiden o... Tamam mı? Eskiden o... Hop 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 hop! Zulam var benim orada, tamam mı?
özel yaptırırım onu. Ya tam böyle direksiyonun altında kılıf koyarsın. O sert plastik kılıflar vardır. Tamam. Onu koyarsın. Monte şak diye çekmeli. Şak diye çek. Sağ elinden çekersin. Ölmeden önce sağlam kas kütlesi yaparsak yıllar sonra mezarda öyle kalır mıyız yoksa erime olur mu? Ulan öldün. O tarafta ebemizinkine kayacaklar, anlıyor musun? Evet. Yani kas kütlesi kaybedeceğini mi dert edindin şimdi? Yani. Doğru dedin, evet. Yani. Ben ya zaten bir de bence. Şimdi şey demiş bir de. Yıllar sonra mezarda öyle kalır mı? Oğlum zaten 3-5 güne eriyecek seni böcekler böcekler gidecek yani. Ne kas ya amına, orada kas mı kalır adamda? Aynen. Evet. Aynen. Evet. Kameramancımız bir tane bizim ya. Şimdi, bu arada arkadaşlar, bu Kızılay maden suyu fakir fukara yardım eden Kızılay'ın maden suyunu için ki vatandaşa gelir olarak gelsin. Kızılay en büyük, en sevdiğimiz maden bir suyu. Bak yine, bir de Kızılay harbiden güzel bir maden suyu. Kesinlikle abi. O diğer arkadaşın... onu söylemeyelim. Yani benim harbiden benim tansiyonumu yükseltiyor. Bu bana çok iyi geliyor. Bunun sodyum az bunun. Tuzu az. Ha, onun için demek tabii. Ki onun var. Abi tuz bize yaramaz. Yaramaz abi. Sokuk mu? Hı. İlginç. İyice kavruyoruz. Kavramak çok önemli. Ve... Furkan'ın röntgenine bakıyorsunuz şu anda. Tabii bana geçirmek serbest ama ben geçirince... Sokuk. Şimdi bir de şu şeye çok gıcık oluyorum. Dat 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 korna ya. Bu amına siktir bu korna sonra her gelen dat dat. Ben kolay kolay kornaya da basma. Ne? Ya adam trafikte bir hata yapmış. Bugün sen yaparsın, yarın sen yaparsın. Ben yaparım, yarın sen yaparsın. Yani bu kadar şey olmanın bir anlamı yok ya. Yok yok, kesinlikle. Yani yine atıyorum trafikte sıkıştın. Adam sıkıştın derken trafikte bir yanlış oldu veya sokakta bir yanlış oldu. Adamın amına koyarım ya. Yanlış yapıyorsa. 3 sene öyle geçti diyelim, bekçilik şu bu. Yani 2004 yılında graderciliğe başladım. 2003 yılında diyelim. Hmm, bir 2 evet. Sene ustamla çalıştım. Evet. İşte 96'dan sonra kendim usta oldum. Grader kullanmak biraz zordu. Öğretmenim, gidiyoruz. Aynen. Yakın yolculuk. Süper müper değilim. Kahraman hiç değilim. Ama en azılı düşmanımın sevgilimin peşinde olduğunu öğrenince süper kahraman olma zamanım gelmişti. Müziği alayım. Sana dur deme zamanı geldi Deadpool. Bu X-Men saçmalıklarına hiç gelemem Colossus. Ayrıca kimsenin canı yanmadı ki. O sayılmaz çünkü ben gelmeden önce buradaydım.